Arkadaşlar geçenlerde paspaslarım çok kirliydi. Neyle yıkayayım, neyle yıkayayım? Aspirin denemeye karar verdim. Gerçekten de müthiş temizledi. Çok güzel temizledi. Çok hoşuma gitti. Şimdi sizinle paylaşmak istedim. Sadece şu kısımlarında, birazcık şu dip kısımlarında ovalanmayan yerlerde ya da daha önceden böyle değişik geçmeyen, kirden ziyade değişik bir malzeme dökülmüş. Oralarda birazcık sorun oldu. Siz de aracınızı temizlemek isterseniz bu maddeden kullanabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Özellikle geçmeyen yerleri şöyle güzelce diş fırçasıyla ovalayacağım. Sonra genel bir süngerle ovaladıktan sonra durulayacağım ve kurulayacağım arkadaşlar. Bunu sadece arabanın paspaslarında değil, plastik iç döşemelerinde, lastiğin yanağını parlatmada, her yerde, kumaşında, döşemesinde, halı fleksinde güvenle kullanabilirsiniz. Zaten bu aspirini bilmeyen yoktur arkadaşlar. Evet, şimdi bol suyla güzelce durulayalım arkadaşlar. Formülün yoğun olmasından dolayı köşelerde birazcık şöyle kalmış. Bunları güzelce tekrardan alabilmek için bir daha ovaladım. Bunun bir de yoğun olmayan köpük tarzında olan modelleri var. Bir öncekinde ben onu kullanmıştım. Siz onu tercih etseniz sanırım daha güzel olacak gibi. Evet. Şimdi geçti. Evet arkadaşlar, bu tamam. Şimdi bir de gelin lastiğimizi parlatalım. Evet arkadaşlar. Lastiğim aslında benim temizlendi ama hem size göstermek hem de iyice kılcal, şuralarında kılcal çizgiler var. Oralarını iyice aralarına girebilmek için bu temizliği yapıyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi temizdi benim jantım ama ince temizliğini böylelikle yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi gelin bir de iç plastik aksamda bir temizlik yapalım. Arkadaşlar bu kez püskürtmeyeceğim. Bu kez fırçaya süreceğim. Fırçaya bir miktar İlaçtan döküp arkadaşlar şu aksamlarını şöyle ovalayacağım. Özellikle şu havalandırmanın olduğu kısmı güzelce temizleyeceğim ki buralar çok fazla temizlenen yerler değil dostlar. Fırçanızın ağzı kirlendikçe ağzını hem temizlemeyi hem de yeniden aspirinle sürmeyi unutmayın arkadaşlar ki daha kaliteli bir temizlik ortaya çıksın dostlar. Ben hızlandırılmış yapıyorum. Bunu ben normalde daha çok ovalarım.
Evet arkadaşlar, sonrasında temiz nemli bir bezle kurulamamızı yaparız arkadaşlar. Hem kurulama hem de aynı zamanda zorlama da diyebiliriz. Şu aksamların içini kimyasal sürmüştük. Oraları da şöyle. Tek tek temizleyelim arkadaşlar. Sonrasında vites körüğümüzü şöyle benim bezim biraz toz bırakıyor. Siz toz bırakmayan bir bez kullanırsanız iyi olur arkadaşlar. Evet. Peki dostlar, siz de arabanızı bu şekilde temizlemek isterseniz bu da yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Peki, böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.